Merhaba, başlamadan önce henüz 24 adımda bitirme setini almadıysan sınav nokta.com'u ziyaret edebilirsin. Eğer setle ilgili detaylı bilgi almak istiyorsan sağ köşedeki veya açıklamadaki linki tıklayabilirsin. Bu arada hatırlatmakta fayda var. Bu sete başlamadan önce başlangıç denemesini çözerek seviyeni görmelisin. Öğrenme sürecini takip edebilmen için setin sonunda yer alan bitiş denemesini çözmeyi unutma. Başlangıç denemesinin video çözümlerine... Sağ, üste veya açıklamada yer alan linkten ulaşabilirsin. Şimdi seni hocamızla baş başa bırakıyorum. Herkese merhaba ben Tuğba Kelemci, Fen Bilimleri Öğretmeniyim. Sınav yayınlarının hazırladığı 24 adımda LGS Fen Bilimleri Bitirme kitabının 22. adımındayız. Şimdi 8. sınıfın son ünitesine başlayacağız. Hazırsanız başlayalım. 8. sınıfın son ünitesi olan Elektrik Yükleri ve Elektrik e, Enerjisi ünitesine başlayacağız. İlk konumuz elektrik yükleri ve elektriklenme. Çeşitli sebeplerden dolayı elektrik yüklerinin bir cisimden başka bir cisme geçerek birikmesine elektriklenme adı verilir. Bir cismin elektrikle yüklenmesi üç farklı şekilde gerçekleşir. Şimdi elektriklenme olayına geçmeden önce şunu bir hatırlatmak istiyorum. Geçen sene görmüştünüz. Maddelerin hepsi atom adı verilen taneciklerden oluşuyordu. Atomun çekirdeğinde proton ve nötronlar birlikte bulunurken elektronlar atomun çevresindeki katmanlarda, yörüngelerde serbest halde hareket ediyorlardı. Bu atomun çevresinde dolanıyorlardı. Protonlar artı yüklü, elektronlar eksi yüklü, nötron dediğimiz taneciklerse yüksüzdü yani sıfırlı gösterebiliriz. Eğer ki bir atomdaki e, yükler, proton ve elektronlar birbirlerine eşit sayıdaysa yani ne kadar protonu varsa o kadar elektronu varsa bunlar birbirlerini sıfırlayacaklar. Dolayısıyla da nötr halde olmuş olacaklar. Ama proton sayısı elektron sayısından fazlaysa yani artı yükler eksi yüklerden daha fazlaysa o zaman o madde o cisim artı yüklü diyeceğiz. Eğer ki elektron sayısı proton sayısından fazlaysa bu defa da eksi yük fazla olduğu için negatif yüklüdür diyeceğiz. Ama negatif yüklü de olsa, e, pozitif yüklü de olsa ya da nötr de olsa bir atomda hem elektron hem proton hem nötron mutlaka bulunacak. Yani nötrse eğer yapısında e, elektron ya da proton yok, hiç yükü yok, yüksüz diyemezsiniz var. Ama bunlar demek ki birbirlerine eşit. Şimdi sürtünme ile elektriklenmeye başlayalım. Sürtünme ile elektriklenme iki cismin birbirine sürtürülerek elektrik geçişinin olması, elektrik yüklerinin birinden diğerine geçmesi ve yüklenmesi durumuna deniliyor. Şimdi burada ebonik çubukla yünlü kumaş ve cam çubukla da ipek kumaşın sürtünmeyle elektriklenmesi gösterilmiş. Bir ebonik çubuğu yani bir plastik çubuğu yünlü kumaşa sürerseniz eğer burada ebonik çubuk ikisi de bunların bakın nötr olarak belirtilmiş. Şimdi nötr oldukları için Bunlar yüksüz olacaklar ama yüksüz derken proton sayıları ve elektron sayıları birbirine eşit olacak. O zaman ebonit çubuğun içerisinde şöyle e, gösterelim. Hem artı hem eksi yükler olacak. Artı yük, eksi yük, artı yük, eksi yük, artı yük, eksi yük. Bakın 3 tane eksi, 3 tane artı yükü var. Demek ki bu nötr. Aynı şekilde yünlü kumaşta da artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi. Bunda da eşit sayıda artı ve eksi yük var. Bu da nötr halde. O zaman bunlar nasıl birbirlerine sürtüldüğünde son durumda ebonit çubuk negatif olarak yüklenecek. Şimdi proton ve nötron için çekirdekte bulunduklarını söyledik. O zaman ben protonu ya da nötronu bir başka atoma veremeyeceğim. Çünkü o çekirdeğin içinde. Neyi alıp verebiliyorum? Sadece elektronu alıp verebiliyorum. Eğer elektron verirsem, negatif yükümü başkasına verirsem elektron sayım azalacak, proton sayım değişmediği için artı yani pozitif yüklenmiş olacağım. Eğer ki başkasından eksi yük alırsam, negatif enerji alırsam ne olacak? Bu defa elektron sayısı proton sayısından fazla olacak ve eksiyle yüklenmiş olacağım. Burada da gerçekleşen şey bu. Ebonit çubuğun içindeki artı yükler yine sabit olarak duracak. Onları veremiyoruz ama yünlü kumaştaki bu eksi yüklerin hepsi ne olacak? Ebonit çubuğa geçecek. O zaman eksi yük sayısı artı yük sayısından fazla olacağı için son durumda ebonit çubuk eksi yüklenirken yünlü kumaş artı ile yüklenmiş olacak. Çünkü elektronlarını verdiği için e, proton sayısı elektron sayısından fazla olacak ve artı yüklenecek. Eğer hangisi artı hangisi eksi karıştıracak gibiyseniz şöyle aklınıza tutabilirsiniz. Ebonit E ile başlıyor. E eksi ya da elektron hani dolayısıyla o E harfinden eksi yüklendiğini bilebilirsiniz. Biri eksi yükleniyorsa başlangıçta nötr oldukları için diğeri de artıyla yüklenmek zorunda. Nötr cam çubuk ve nötr ipek, ipek kumaşa bakalım. Şimdi burada yine aynı mantıkla nötr de olsa cam çubuğun içinde artı ve eksi yükler bir arada bulunacaklar. Aynı şekilde ipek kumaşta da öyle artı eksi artı eksi bunlar birbirlerine sayısı eşit şekilde. Her iki, yük, her iki cins yükü de taşıyacaklar. Son durumda cam çubuk pozitif yükleniyorsa eğer ve artı yükler yer değiştiremiyorsa ne olacak? Bu defa cam çubuktaki negatif yükler yani elektronlar ipek kumaşa geçecek. O zaman buradaki bütün elektronlar gittiği için cam çubukta sadece protonlar yani pozitif yükler kalacak. Dolayısıyla cam çubuk artıyla İpek kumaşta dışarıdan eksi yük aldığı için eksi yük sayısı arttığı için eksiyle yüklenecek. Bunu da yine karıştırıyorsanız aklınıza tutmak için camda A harfi var ya onu artı gibi düşünebilirsiniz. Artı yükleniyor. İpek kumaşta da E harfi var. Buradaki E harfini de eksi gibi düşünürsünüz. Cam artı, ipek eksi. Ebonit zaten E ile başlıyordu. O da eksi yüklenecek diye aklınızda tutabilirsiniz. Şimdi bakalım. Cam çubuk, ipek kumaşa, ebonit çubuk, yün kumaşa sürtülerek elektriklenmesi sağlanır. Nötr yün kumaş ile nötr ebonit çubuk birbirlerine sürtüldüğünde yün kumaştan ebonit çubuğa eksi yük geçişi olur. Ebonit çubukta eksi yükle yün kumaş artı ile yüklenmiş olur. Nötr ipek kumaş ile nötr cam çubuk birbirine sürtüldüğünde bakın ikisinin de nötr olduğunu biliyoruz ama son durumda bir artı bir eksi oluyor. Cam çubuktaki eksi yükler İpek kumaşa geçer. İpek kumaş üzerinde eksi yük sayısı arttığından, ipek kumaş eksi cam çubuk artıyla yüklenmiş olur. Bakın her iki durumda da hareket edenler eksi yükler farkında mısınız? Eksi yük geçişi olur. Burada da diyor ki, e, ipek kumaş üzerine eksi yük e, cam çubuktaki eksi yükler ipek kumaşa geçer. Yani sadece eksi yükler alınıp veriliyor, proton sayıları yani e, artı yükler alınıp verilmiyor, onlar sabit olarak duruyor. Etkiyle elektriklenme böyle. iki tane nötr cisimden biri diğerine eksi yüklerini veriyor. Böylelikle kendisi artıyla yüklenirken diğeri eksiyle yüklenmiş oluyor. Devam edelim. İkinci sürtünme elektriklenme çeşidimiz dokunmayla elektriklenme. Dokunmayla elektriklenme de yüklü ya da yükleri farklı olan ya da yük miktarı, yük cinsleri farklı olan iki tane cisim birbirine dokundurulduğunda bunların ikisi de son durumda aynı cins ve eşit miktarda yüke sahip olacaklar. Nasıl olacak? Bakın burada bir tanesi yüksüz görünüyor. Demek ki bu nötr bir e, cisim. Diğeri de eksi yüklü bir cisim. Bunlar birbirlerini birbirlerine dokundurulduğunda toplam, elek, e, toplam yük miktarı eşit olarak paylaştırılacak. İki tane eksi yük var. O zaman eşit olarak paylaşılacaksa biri buna biri buna gelecek. Artı yükte de, de aynı durumda. Biri, e, ikisi de bakın iki tane artı yük varsa biri artı, biri de bir artı. Yani bunun yük miktarı artı 2 iken artı 1'e düştü. Bu da sıfırken yani yüksüzken artı 1'e geldi. Son durumda birinin yükü azalırken birininki artmış oldu. Ama gene şurada kafanız karışmasın. Dokunmayla olsun, sürtünmeyle olsun, etkiyle olsun asla fark etmiyor. Artı yükler alınıp verilmiyor. O zaman burada iki tane artı yük vardı. Nasıl böyle oldu diye düşünürseniz yine burada da Nötr olmasına rağmen yükler olacak. Burada mesela şöyle diyelim, bu şekilde olduğunu varsayalım. O zaman ne olacak biliyor musunuz? Son durumda artı yükler alınıp verilmeyeceği için bu eksi yüklerinden bir tanesini buraya verecek. O zaman burada eksi yük kaldı. Yani bir eksi iki tane artı yük oldu. Burada da gene bir tanesini verdiği için bir artı, iki artı, bir tane de eksi var. Bu eksi ile artı birbirini götürdüğünü düşünün. Son durumda bir tane artı yükü kaldı. Bunun da bu eksi yük e, kırmızı küreye geçmişti. O zaman buradaki aşağıdaki eksi ile şuradaki artı birbirini götürdü. Son durumda gene bir tane artı yükü kaldı. Yani ne olursa olsun artı yük verilmiyor. Burada iki tane artı yükü vardı. Bir tane bunda bir tane bunda. Demek ki artının birini diğerine vermiş gibi düşünmüyoruz. Sadece negatif yükler yani elektronlar veriliyor. Bu şekilde boş yüksüz görünüyorsa da bunun yapısında proton elektron yok demeyeceğiz. Var ama proton ve elektron sayıları birbirine eşitmiş diyeceğiz. Dokunma ile elektriklenmede cisimler arasında yük alışverişi gerçekleşir. Yük alışverişi çok önemli bir nokta. Çünkü her elektriklenmede yük alışverişi olmuyor. Mesela e, sürtünme ile elektriklenmede de yük alışverişi var. Birbirine temas eden cisimler temas sonrası aynı yük cinsine sahip olur ve veya her ikisi de nötr olur. Aynı yük cinsine sahip olur. Bu da çok önemli bir cümle. Eğer ki dokunmayla elektrikle değilsem bir cismi, biri artı biri eksi yüklenemez. İkisi de artı olabilir, ikisi de eksi olabilir ya da ikisi de nötr olabilir. Ama biri artı biri eksi, biri artı biri nötr, biri eksi biri nötr olamaz. Mutlaka aynı cins yükle yüklenecekler. Şimdi devam edelim. Etkiyle elektriklenme. Burada etkiyle elektriklenmede cisimlerin asla birbirine temas yok. Sürtünme ile elektriklenmede vardı. Birbirlerine sürtüyorduk. Ya da dokunmayla elektriklenmede cisimleri birbirine değdiriyoruz. Ama etkiyle elektriklenmede böyle bir şey yok. Burada o zaman nasıl bir elektriklenme olacak? Şimdi <laughs> artı ve eksi yükler, yani zıt yükler birbirlerini çekecekler. Aynı şekilde aynı yüklerde de birbirini itecekler. İşte et, etkiyle elektriklenme tamamen bu prensibe dayanarak oluyor. Nasıl oluyor? Nötr bir cisme yüklü bir cisim yaklaştırıldığında cismin yüklü cisme yakın tarafı zıt yüklü, diğer tarafı ise cisimle aynı yüklü yüke sahip olur. Bu nedenle yüklü bir cisim nötr cisme yaklaştırıldığında cismi kendisine doğru çeker. Ne demek istiyorum? Bakın şimdi e, dedik ki cisim nötrse bile içinde mutlaka elektron ve proton bulunacak. Buradaki Buna ikinci şekil diyelim. Buna da birinci şekil diyelim. Birinci şekil sadece artı yüke sahip yani pozitif yüklü bir cisim. Diğeri ise nötr. Bakın 1 iki üç tane artı yükü, 3 tane de eksi yükü var. Dolayısıyla bu nötr. Ama aynı cins yükler birbirine iteceği için buradaki artı yük, buradaki artı yükleri itecek. Bu cismin diğer tarafına hareket edecek. Dolayısıyla buradaki eksi yükler de artı yükler onları çektiği için o tarafa doğru yaklaşacak. Son durumda bu cismin yine nötr olarak kalacak çünkü elektron alışverişi olmadı. Ama buraya eksi yükler gelecek. Buraya artı yükler gelecek. Ne olmuş oldu? Bu cismin bu tarafında eksi yükler, bu tarafında artı yükler birikmiş oldu. İşte son durumdaki bu cismin yük dağılımı Yine nötr olmasına rağmen yük sayıları eşit olmasına rağmen şu taraf eksi yükle çünkü artı yükler buradaki eksiği çekti. Aynı şekilde buradaki artı yük kendine yakın olan artıyı ittiği için cismin bir tarafı eksi bir tarafı artı yüklendi. Ama totale baktığımızda bu cisim hala nötr bir cisimdir. Eğer ki şöyle bir şey olsaydı. Şöyle bir artı yüklü bir cismimiz olsun. Bunun etkiyle elektriklenmesini istiyoruz. Ve iki tane birbirine temas eden cisimlerimiz olsun ve bunlar nötr olsunlar. Bu durumda şöyle bir şey olacak. Buradaki artı yükler zıt yük olduğu için eksi yükleri kendisine çekecek. O zaman buradaki eksi yükler buraya gelecek. Buradaki artı yükler de buraya geçecek. Yani şöyle bir görüntüsü olacak. Bu cismi bunlardan uzaklaştırmadan bu iki cismi birbirinden ayırırsak eğer 1 eksi 1 artı olmuş olur. Ama eğer ki bunları hiçbirbirinden ayırmadan etkiyle elektriklenmeyi yapan bu cismi uzaklaştırırsak o zaman yük dağılımı yine artı eksi yani şu konumdaki gibi karışık bir dağılıma sahip olacak ve herhangi bir yük geçişi olmamış olacak. Burayı anladık mı? Çünkü bununla ilgili sorular çıkabiliyor. Sorular üzerinde daha çok pekiştirebiliriz ama dediğimiz gibi buradaki mesela bu cismi böyle ortadan ikiye bölersek eğer şu kısım eksi yüklü bu kısım artı yüklü iki cismimiz olur. Ama eğer ki herhangi bir bölme işlemi ayırma işlemi yapmazsam artı ve eksi yükler birbirine eşit olduğu için son durumda hala nötr bir cisme sahip olacağım. Şimdi burada aşağıda artı ve eksi yüklerin birbirini itip çekme durumları gösterilmiş. Bakın artı yükler birbirlerini itiyorlar. Çünkü aynı cins yükle yüklüler. Benzer benzeri itiyor. Burada bakın biri artı biri eksi. Bunlar birbirlerini çekmişler. Çünkü zıt kutuplar birbirini çeker. Aynı şekilde farklı yükler nötr cisimleri çekecek. Yani eksi yüklü bir cisim nötr cismi kendisine çekecek. Ya da artı yüklü bir cisim nötr cismi kendisine çekecek. Doğa olayları olan şimşek ve yıldırım elektriklenme sonucu oluşur. Beyaz eşya ve otomotiv sektöründeki boyama işlemlerinde elektriklenmeden yararlanılır. Çıkmış sorumuzla başlayalım. Elektriksel yük cinsleri farklı olan cisimler yaklaştırıldıklarında birbirlerini çekerken yük cinsleri aynı olan cisimler yaklaştırıldıklarında birbirlerini iterler. Bu durumu gözlemlemek isteyen öğrenci yük cinsi ve miktarını bilmediği bir alüminyum top, bir ebonit çubuk ve bir cam çubuk kullanarak tablodaki gibi iki farklı uygulama yaparak Gözlemlerini yazıyor. Buna göre bu cisimlerin yüklerinin cinslerini aşağıda verilenlerden hangisi gibi olabilir diyor. Şimdi uygulamalara bakalım. Birinci uygulamada alüminyum top ve ebonit çubuk birbirlerine yaklaştırılmış. Alüminyum top ve ebonit çubuk birbirlerine itmiş. O zaman ne biliyoruz? Alüminyum ve ebonit çubuk aynı yükle yüklenmiş. Yani alüminyum artıysa ebonit de artı. Alüminyum eksi ise ebonit de eksi. Çünkü birbirlerini itmişler. Aynı yükler birbirini itiyor demiştik. İkinci duruma bakalım. Ebonit ve cam çubuklar birbirine yaklaştırılıyor. Ebonit ve cam çubuk birbirini çekiyor. O zaman ebonit ve cam çubuk da zıt yüklü. Yani biri artıysa diğeri eksi olacak. O zaman aynı şekilde cam e, alüminyumla da zıt yüklü olacak. Çünkü ebonit ve alüminyum aynı yükle yüklüydü. Bakalım şimdi biz ne arıyoruz o zaman son durumda? Alüminyum ve ebonitin aynı yüklendiği, camınsa onlardan farklı yüklendiği bir seçenek arayacağız. Bakın alüminyum ve ebonit A seçeneğinde ikisi de negatif yüklenmiş. Cam çubuk pozitif yüklenmiş. Olabilir mi? Olabilir. Zaten ihtimallerden biri buydu. Çünkü ebonit çubuk birbirini çekiyorsa zıt yüklü olacak. Ya da diğer ihtimalim ee, alüminyum ve ebonit eksi Ebonit eksi ise cam onlardan farklı olduğu için artı yüklenmiş olacak. Böyle bir seçenek var mı? Yok bakın üçü de pozitif yüklenmiş. Ama o zaman ebonit ile cam çubuk birbirini çekmez iterdi. Dolayısıyla B seçeneği olamayacak. C seçeneğine bakalım. Negatif, pozitif, negatif demiş. Alüminyum ve ebonit çubuk zıt yükle yüklenseydi birbirlerini çekerlerdi. Ama birbirlerini itiyorlar. Dolayısıyla C seçeneği de olamaz. D seçeneğinde yine hepsi negatif yüklenmiş. Tıpkı B seçeneğindeki gibi. O zaman bu da olamaz. Dediğimiz gibi alüminyum ve ebonitin aynı camın farklı yüklenmesini istiyorduk. O da A seçeneğinde verilmiş. Devam edelim. Neden çıkmasın birinci soru. Başlangıçta nötr olan cam çubuk nötr ipek kumaşa sürtüldüğünde yukarıdaki durumlardan hangisi gerçekleşir? Şimdi nötr cam çubuk ve nötr ipek kumaşın nasıl yüklendiğini bilmemiz gerekiyor bazı sorular için. Şimdi cam ve ipek ne dedik bunlar için? Camda A harfi var. O zaman bu artı yani pozitif yüklenecek. İpek de E harfi var. Yani eksi. Bu da o zaman eksi yükle yüklenecek. O zaman ipek kumaş eksi yüklenecekse ne tür halden? Dışarıdan elektron alacak ki eksi yük sayısı fazla olsun. Bu doğru oldu. Cam çubuk elektron verir. Cam çubuk da kendisindeki negatif yükleri ona verecek. Negatif yükü azalacak, pozitif yüklenecek. Bu da doğru. Cam çubuk artı yük ile yüklenir demiş. Evet bu da doğru. Cam çubuk elektron verdiği için artı yükle yüklenecek. O zaman 1, 2 ve 3 hepsi doğru olacak. İkinci soruya bakalım. Etki ile elektriklenme ile ilgili yanda verilen ifadelerin doğru ya da yanlış olduğuna karar vererek ilerlendiğinde hangi çıkışa ulaşılır? Cisimler birbirinden uzaklaştırıldığında etki ortadan kalkar. Evet doğru çünkü cisimler birbirinden uzaklaştırıldığında artık o etki alanından çıkacaklar ve etkili elektriklenme ortadan kalkmış olacak. Cisimler arasında yük alışverişi olmaz. Doğru. Çünkü e, etkili elektriklenmede cisimler birbirine değdirilmiyor. Dolayısıyla sadece yük, e, aynı cisimdeki yük yer değiştiriyor. Aynı cismin içinde herhangi bir şekilde yük vermesi ya da alması söz konusu değil. O zaman A seçeneği birinci çıkışa ulaşırız. Üçüncü soruya bakalım. Sabit tutulan artı yüklü K cismi. Buradaki K cismi artı yüklüymüş. X ve Y cisimlerinin denge durumu yukarıdaki şekilde verilmiştir. Buna göre X ve Y cisimlerinin yük durumu nedir? Şimdi bakalım buradaki K cisminin artı yüklü olduğunu biliyoruz. Bakın buradaki artı yük Y'yi kendisine doğru çekmiş. O zaman K artı yüklü ise Y'yi çekebilmesi için Y'nin eksi yüklü olması lazım çünkü zıt yükler birbirini çeker. O zaman y cisminin eksi yüklü olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Eksi yüklü olduğunu söyleyebiliriz. Bakın x bu tarafa gitmek istiyor. Yani k zaten sabit olduğu için x ondan uzaklaşıyor. Demek ki k x cismini itmiş. Aynı tür yükler birbirini iterdi. E k artı yüklüyse aynı olacaksa x de artı yüklenecek. O zaman ne istiyoruz? X'in artı Y'nin eksi olduğu seçeneği arayacağız. A seçeneğini x'e eksi dediği için gitti. Hayır. B'ye bakıyoruz. İkisine de artı demiş. Hayır. C seçeneğine bakıyoruz. X'e artı y'ye eksi yüklemiş. O zaman aradığımız cevap C seçeneği olacak. Dördüncü soruya bakalım. Aşağıdaki yük durumları verilen cisimlerin birbirine etkilerinin gösterimi yanlıştır demiş. Hangilerinin birbirine etkisi yanlıştır? Artı yüklü bir cisim nötr bir cismi kendisine doğru çeker. Doğrudur. Artı yüklü bir cisim aynı yükle yüklü olan artı yüklü başka bir cismi iter. Bu da doğru. Eksi yüklü bir cisim nötr yüklü bir cismi itmez. Tam tersine bunlar birbirlerini çekerler. O zaman bu hatalı. D'ye bakalım. Eksi yük ve artı yük zıt yükler birbirini çeker. Demek ki bu çizimde doğru. Ve Beşinci soruya bakalım. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Dokunma ile elektriklenmede cisimler arasında yük alışverişi gerçekleşir. Dokunma ile elektriklenmede bir cismi başka bir cisme dokundurduğumuzda ne oluyordu? Yük miktarları aynı cins ve eşit olana kadar yük alışverişi gerçekleşiyordu. Bu doğru. Etki ile elektriklenen cisimler arasında negatif yük alışverişi olur. Şimdi e, her zaman Alış, alınıp verilen yük eksi yüktür. Pozitif yük zaten verilmiyor dedik. Ama etkiyle elektriklenmede cisimler birbirine değdirilmiyordu. Sadece yaklaştırıldığı için mesela bu eksi ise burada nötr olduğunu varsayalım. O zaman ne olacak? Eksi artı yükü çekecek. Cismin bu tarafı bu etkiyle elektrikleyen cisme yakın kısmı artı ile yüklenirken diğer kutbu da eksi ile yüklenmiş olacak. Ama herhangi bir şekilde birbirlerine yük alışı verişi gerçekleşmeyecek. Yük alışverişi olur dediği için bu seçenek hatalı oldu. C seçeneğine bakalım. Sürtünme ile elektriklenmede zıt e, cisimler zıt yükle yüklenir. Sürtünme ile elektriklenmede neyi kullanmıştık? Mesela cam çubuk ve ipek kumaşı kullanmıştık. Başlangıçta ikisi de nötrdü. Son durumda biri artı, biri eksi yüklendi. Dolayısıyla zıt yüklerle yüklenirler. Doğru. Ebonit çubuk yün kumaşa sürtülünce yün kumaştan ebonit çubuğa negatif yük geçişi olur. Ebonit çubuk yün kumaşa sürtüldüğünde ebonit e'den aklınızda kalsın demiştik. Eksi yüklenecek. Yün kumaşta artı yüklenecek. Ama e, artı yükler çekirdekte olduğu için alınıp verilmiyordu. Dolayısıyla nötr haldeki yün kumaş buradaki eksi yüklerini ebonite verecek. Dolayısıyla ebonit eksiyle e, yün kumaşta artıyla yüklenecek. Geçiş hangisi oldu? Sadece negatif yükleri verebiliyorlar. Dolayısıyla bu da doğru bir ifade. Hangisi yanlıştır diyor. B seçeneği yanlış çünkü yük alışverişi olmuyor etkili elektriklenmede. Şimdi bilgi deposu kısmındayız. Elektrikli yüklü cisimlerden bahsedeceğiz. Bir de e, elektroskopların çalışma prensibinden bahsedeceğiz. Elektrik yüklü cisimler, burada bakın bir atom modeli verilmiş. Atomun çekirdeğinde nötronlar yani yüksüz tanecikler ve protonlar artı tanecikler var. Atomun çevresindeki yörüngelerde de eksi yüklü olan elektronlar var. Bundan bahsetmiştik zaten. Pozitif artı yüklü tanecikler atomun çekirdeğinde bulunduğu için hareket etmezler. Maddeler arasında alınıp verilebilen hareketli tanecik negatif yüklü taneciklerdir. Yani elektronlardır. Bir maddenin elektrik yükü diğer bir madde ile yakınlaştığı zaman meydana gelen kuvvetten etkilenmesine sebep olan fiziksel özelliğe elektriksel yük denir. Pozitif ve negatif olmak üzere iki tür elektriksel yük vardır. Doğadaki tüm maddeler pozitif ve negatif yüke sahiptir. Bakın bu çok önemli. Çünkü dedik ya nötr cisimleri yüksüz zannetmeyin. Pozitif ve negatif yük sayısı eşittir ama yüksüz değildir. Herhangi bir yüke sahiptirler. Bu yüklerin sayıca birbirlerine göre miktarları farklılık gösterebilir. Bu duruma göre maddeler sahip oldukları elektrik yükü bakımından üç farklı şekilde bulunabilirler. Pozitif yüklü cisimler yani artı yük sayısı eksi yük sayısından fazla olan cisimler. Bakın şimdi mesela buradaki eksi buradaki artıyı götürsün, nötrlesin. Buradaki eksi buradaki artıyı, buradaki eksi buradaki artıyı nötrlesin. Geriye kalan bu artı yükler şöyle yapayım. Bu artı yükler ne olacak? Cismin Çoğunlukta bulundurduğu yük olacak. Dolayısıyla bu cisim artı yüklenmiş olacak. Ya da artı yüklü diyeceğiz. Negatif yüklü cisimlerde ise bu defa negatif yük miktarı pozitif yük miktarından fazla olacak. Yani mesela bunlar birbirlerini de türlediğini düşünün artı ve eksiler. Bu boşta kalan eksi yükler ne oldu? Cismin hangi yüke sahip olduğunu gösteriyor oldu. O zaman bu cisimde eksi yüklü diyeceğiz. Nötr yük de ya da yüksüz yani buradaki yüksüzde hiç yük bulundurmuyor anlamında değil de e, artı ve eksi yüklerin eşit olduğu anlamında düşünün. Burada da bakın artı ve eksiler birbirini nötrleyecek. Son durumda artı ya da eksi bir diğerine fazlalık kuramadı. Baskınlık değil. O zaman burada ne oldu? Nötr oldu. Yani artı ve eksi yük sayıları birbirine eşit oldu. Bir de dedik ki sadece eksi yükler verilir. Bakın şimdi elektriklenme sonucu dışarıya eksi yani negatif yük veriyorsa cisim pozitif yüklü hale geliyor. Nasıl? Bakın başlangıçta nötr halde 3 tane artı 3 tane eksi yükü var. Bu cisim dışarıya buradaki elektronunu verdi. Başka bir cisme verdi, toprağa verdi, herhangi bir yere verdi fark etmeyecek. Ne olacak? Buradaki eksi yük artık yok. O zaman bunlar birbirlerini götürdüğünde son durumda bakın artı yüklü oldu. Dışarıya elektron vermesi kendi elektron sayısını azalttığı için proton yani artı yük sayısının daha fazla olmasına son durumda da artı yükle yüklenmesine sebep olacak. Aynı şekilde elektron almak eksi yük alıyoruz dışarıdan. Ne oluyor? Şimdi benim artı 5 tane artı yüküm vardı, 5 tane de eksi yüküm vardı. Dışarıdan bir tane daha eksi yük aldım. 6 tane eksi yüküm, 5 tane artı yüküm var. Eksi yük sayısı daha fazla olduğu için bu defada ne olacak? Negatif yüklenecek. Ama dikkat edin, sadece elektron veriyor, elektron alıyor. Proton vermiyor, proton almıyor. Çünkü protonlar yani artı yükler alınıp verilmez. Lütfen bunu karıştırmayın. Bu çok önemli çünkü. Çıkmış soruya bakalım. Genç bir girişimci olan Ali beyaz eşyaların metal yüzeylerini boyama işine giriyor. Öğrendiklerini uygulamak isteyen Ali ilk denemede Negatif yükle yüklediği beyaz eşyanın metal yüzeyine ne tür boya tanecikleri püskürttüğünde, boyanın bu metalin yüzeyine düzgün dağılmadığını, bazı bölgelerde koyu ve açık renklerin oluştuğunu görüyor. Bu sorunu çözmek için Ali ikinci denemede, birinci denemedekiyle özdeş olan metal bir yüzeyi yine negatif yükle yükleyerek metalin yüzeyine bu kez pozitif yüklü boya taneciklerini püskürttüğünde, boyanın yüzeye düzgün dağıldığını görüyor. Buna göre, İkinci denemede beyaz eşyanın metal yüzeyine boyanın düzgün dağılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? Demiştik ki nötr atomlarda artı ve eksi yükler birlikte bulunur. Boyanın içinde artı ve eksi yükler birlikte bulunuyorsa bunların sayısı birbirine eşit demek ki ama bunların dağılımlarının nasıl olduğunu bilmiyorum. Boyayı püskürttüğümde boyanın içindeki artı ve eksi yükler bazı bölgelerde artı ve eksi yükler yan yana gelecek. Birbirlerini çok çekecekler. Orada renk daha koyu olacak. Bazı yerde artı yükler yan yana gelecek. Aynı yük birbirini itiyordu. Birbirlerini itince o bölgede açıklık olacak. Ya da eksi yükler yan yana geldiğinde birbirini ittiği için o bölgede bir renk açıklığı olacak. Dolayısıyla nötr boyanın eşit dağılmamasının sebebi boya içerisinde hem artı hem de eksi yüklerin bir arada bulunuyor olmasıyla alakalı. Ee, ikinci durumda artı yüklü boyanın yüzeye eşit dağılma nedenini sormuş. Şimdi yüzey eksi yüklüydü. Buzdolabını eksiyle yüklemişti. Artı yüklü boya sıktığında yani böyle artı yüklü bir boyayı buzdolabının üstüne sıktığında artı yükler yani boya tanecikleri birbirini itecek. Boya tanecikleri birbirini ittiği için bunlar birbirine eşit güçte iteceği için yüzeye eşit olarak yayılacaklar. Bu buzdolabının artı e, boyanın Pardon, buzdolabının eksi boyanın artı yükle yüklenmesi ise boyanın buzdolabına yapışmasını sağlayacak. Ama eşit dağılmasını sağlayan boya taneciklerinin aynı yükle yüklü olmaları ve birbirlerini eşit miktarda itmeleriyle ilgili. O zaman seçeneklere bakalım. Nötr cisimlerin yüklü cisimler tarafından çekilmesi, nötr cisimlerin yüklü cisimler tarafından çekilmesi boyanın buzdolabına yapışmasını sağlar, ama eşit dağılmasının düzgün dağılmasının sebebi değildir zıt yüklü cisimlerin birbirini çekmesi. Aynı şekilde zıt yüklü cisimlerin birbirini çekmesi de boyanın yüzeye yapışmasını sağlar ama eşit dağılmasını sağlamaz. Aynı yüklü cisimlerin birbirini itmesi. Aynı yüklü cisimler yani boya içerisindeki artı yüklü cisimler birbirlerini eşit oranda ittikleri için eşit bir dağılım sağlanacak. Dolayısıyla eşit dağılımı sağlayan şey C seçeneği oldu. D şıkkına bakalım nötr bir cisim başka bir nötr cisim tarafından etkilenmemesi. Böyle bir deneme zaten hiç yapılmadı. Cisim en başından beri eksi yüklüydü. Dolayısıyla bu da aradığımız cevap olamayacak. Devam edelim. Neden çıkmasın birinci sorudayız. KL ve M cisimlerinin sembolik olarak yük dağılımları yukarıdaki gibidir. Buna göre bu cisimlerden hangileri nötr cisimlerdir demiş. Yani artı yük ve eksi yükleri birbirine eşit olacak. K'ya bakalım. Buradaki artı buradaki eksiyle birbirini nötrledi. Buradaki artı da buradaki eksiyle nötrledi. Son durumda iki tane artı yük kaldı. O zaman kar cismi artı yüklüymüş. L'ye bakalım. Bu artı yük bu eksi yükle birbirini nötrledi. Bu artı yük bu eksi yükle birbirini nötrledi. Bu artı yük bu eksi yükle birbirinin nötrledi. Son durumda artı ya da eksi yük kalmadığına göre bu nötr bir cisim. M cismine bakalım. Bu artı yük bu eksi yükle birbirini nötrledi. Bunlar da birbirini nötrledi. Son durumda yine iki tane artı yük kaldı. Demek ki M de artı yüklüymüş. Hangisi nötr diye sordu. Sadece L cismi nötr. İkinci soruya bakalım. Negatif yüklü X cismi nötr Y cismine dokundurulduğunda X'ten Y'ye negatif yük geçişi olmaktadır. Bu elektriklenme olayı sonrasında X ve Y cisimlerinin yük durumlarıyla ilgili hangileri doğrudur diyor. Şimdi negatif yüklü cisim Nötr nötriye cismine dokundurulduğunda. O zaman eksi yüklü bir cisim artı ve eksi yüklerin birlikte bulunduğu bir cisme dokundurulduğunda buradan buraya eksi yük geçişi olacak. E dışarıdan eşitti zaten ekstradan bir eksi yük geldiğinde o zaman e, y cismi ne olacak? Nötr haldeyken eksi yüklü hale gelecek. X cismi bir tane elektron verdi ama hala içinde elektronlar var. Bu da hala eksi yüklü. Zaten demiştik ki dokunmayla elektriklenmede cisimler aynı yükle yüklenirler. O zaman e, X cisminin nötr olması gibi bir durum olmayacak. Y cismi negatif yüklü olur. X cismi başlangıçta e, negatif, Y cismi de nötr olduğu için negatifle nötr birbirine dokundurulduğunda son durumda ikisinin de negatif olması beklenir. Dolayısıyla Y cismi negatif yüklü olur. Doğru. Y cismi pozitif olamaz. Çünkü nötr e, negatif bir cisimle etkileşti. O zaman nasıl artı yüklü olsun? Olamaz. Sadece 2 yani B seçeneği bizim aradığımız cevap oldu. Üçüncü sorumuza bakalım. Yanda verilen ifadelerin doğru ya da yanlış olduğuna karar vererek ilerlendiğinde hangi çıkışa ulaşılır? Artı ve eksi yük sayıları eşit olan cisimlere nötr cisim denir. Doğru. Nötr cisim yükü olmayan cisimdir. Yükü olmayan değil de artı ve eksi yükü birbirine eşit olan cisimdir. Dolayısıyla yanlış oldu. O da B seçeneği. Dördüncü sorumuza bakalım. Aşağıda verilen isimlerden hangisi pozitif yüklü, negatif yüklü ve nötr cisim olarak yanlış sınıflandırılmıştır? A seçeneğine negatif demiş. Şimdi artılarla eksiler birbirini bir götürsün bakalım. Son durumda elimizde ne kalıyor? Bakın iki tane negatif yük kaldı. Dolayısıyla A negatif yüklüdür. Doğru. B'ye bakalım pozitif demiş. Yine eksi yük artı yükleri götürsün. Yani nötrlesin bunlar birbirine. Bakın son durumda artı yük kaldı. Demek ki B pozitif yüklü. Doğru. C seçeneği negatif demiş. Bunu da götürmeye de gerek yok. Zaten bakınca negatif yükün çoğunlukta olduğunu görüyorsunuz. Ama gene de hadi böyle bakalım. Son durumda bakın eksi yükler çoğunlukta. Demek ki negatif yüklü. D seçeneğini pozitif demiş. Bunlar birbirlerini nötrleyecekler. Nötrlüyorlar. O zaman D seçeneğinin nötr olması beklenir. Ama pozitif demiş. Demek ki hatalı olan D. Adım tarama testindeyiz. Farklı miktarlarda elektrik yükleriyle yüklenen iletken X ve Y cisimleri birbirini şekildeki gibi çekiyorlar. İki cisim birbirini çekiyorsa bunlar zıt yüklüydü değil mi? Farklı olanlar birbirini çekiyor. O zaman X artı yüklüyse Y eksi yüklü olacak. Ya da bir ihtimal daha var. Y artı yüklüyse X eksi yüklü olacak ki birbirlerini çeksinler. X ve Y cisimleri yalıtkan iplerden tutularak birbirlerine dokundurulup serbest bırakılıyor. Buna göre X ve Y'nin konumları aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Şimdi ilk durumda bunların yükleri birbirinden farklı. Biri artı biri eksi. Ama bunlar birbirine dokundurulduğunda birbirine dokundurulan cisimler e, aynı yükle yüklenecekler. Yani aynı cins yüke sahip olacaklar. Biri artı biri eksi olsa bile bunlar birbirine değdiğinde ikisi de artı ya da ikisi de eksi ya da ikisi de nötr yüklenecek. O zaman artı yük artı yük ne yapıyordu? İtiyordu. Eksi yük eksi yükü itecek. Nötr ve nötr olan cisimler de birbirlerini itecekler. Son durumda aynı yükle yüklenecek çünkü değdirdik birbirlerine. O zaman birbirlerini çeker durumdayken birbirlerini iter duruma gelecekler. A seçeneği olamaz. C seçeneği olamaz. D seçeneğinde biri sabit duruyor. Diğeri ona doğru yaklaşmış. Böyle bir şey de olamaz. İkisinin de birbirini ittiği durum. Yani B seçeneği bizim aradığımız cevap olacak. İkinci sorumuza bakalım. Yalıtkan iplerle asılmış iletken ve pozitif yüklü P cismi ile iletken ve nötr R cismi birbirlerine dokundurulup bırakılıyor. Buna göre cisimlerin yükleri ve birbirlerine etkileri ile ilgili yargılarından hangisi doğrudur diyor. Şimdi artı yüklü ve nö, yüksüz yani nötr cisimler birbirine dokundurulduğunda ne olacak? Son durumda aynı yüke sahip olacaklar. O zaman P artı yüklüyse, e, R de nötr ise ne olacak? R'nin içerisinde bulunan proton da vardı, elektron da vardı. Elektronlar P'ye geçecek. Dolayısıyla son durumda bu elektron verdiği için artı yüklenecek. Burada zaten bir tane değil bir, bir sürü artı yük var. Bir elektron alsa bile ne olacak? Son durumda artı yük sayısı daha fazla olacak. Dolayısıyla bu da artıyla yüklenecek. Zaten ne biliyorduk? Dokundurulan cisimler son durumda aynı cins yükle yüklenir. O zaman P ve R negatif birbirine iter demiş. Negatif yükle yüklenemezler. Çünkü burada artı ve eksi yük sayısı eşit. Burada ekstradan bir artı var. Bakın toplamda artı yük sayısı fazla. Demek ki bu fazla olan artı yükü aralarında paylaşacaklar. Eksi yüklenmeleri gibi bir durum söz konusu değil. Negatif dediği için birincisi hatalı. İkinciye bakalım. P ve R pozitif birbirini iter. İkisi de pozitif yüklenecek ve birbirlerini itecekler. Doğru. P ve R pozitif birbirini çeker. Aynı yükler birbirini itiyordu. Dolayısıyla çeker dediği için bu da hatalı. O zaman aradığımız cevap B seçeneği olacak. Üçüncü sorumuza bakalım. Elektriklenme olayında negatif yükler bir maddeden diğerine geçer. Yük dengesi bozulduğu için maddeler arası etkileşim olur. Serdar odasına girmek için metal kapının koluna dokunduğunda bir çıtırtı sesi duymuş ve canı biraz acımıştır. Ertesi gün bu olayı öğretmenine anlatan Serdar kapının koluna dokunduğunda meydana gelen olayın elektriklenme olabileceği yanıtını almıştır. Buna göre Serdar kapıya dokunduğunda meydana gelen elektriklenme olayı aşağıdakilerden hangisinde anlatıldığı gibi gerçekleşmiş olabilir? A seçeneğine bakalım. Serdarın eline, e, Serdarın elinden kapı koluna pozitif yükler geçmiştir. Pozitif yükler atomun çekirdeğinde olduğu için alınıp verilmez demiştik. Dolayısıyla A seçeneği olamaz. B seçeneğine bakalım. Kapı kolundan Serdarın eline pozitif yükler geçmiştir. Yine pozitif yük alınıp verilemediği için bu seçenek de olamaz. Serdar'ın elinden kapının koluna negatif yükler geçmiştir. Evet negatif yükler alınıp verilebilir. Aradığımız cevap C seçeneği. D seçeneğinde de yine Serdar'ın elindeki pozitif yükleri kapı kolunun kendine yakın kısmındaki pozitif yükler çekmiştir diyor. Bir kere zaten pozitif yük pozitif yükü iter. Aynı zamanda da pozitif yükler alınıp verilmiyor. O yüzden D seçeneği de olamaz. Dördüncü sorumuza geçelim. X ve Y cisimleri birbirine itme kuvveti uygulamaktadır. Buna göre cisimlerin yük işaretleri aşağıda verilenlerden hangisi olabilir? O zaman bu artı yüklüyse bu da artı yüklü olacak. Bu eksi yüklüyse bu da eksi yüklü olacak. Yani ikisinin de aynı cins yükle yüklenmesini istiyorum. A seçeneği 1 artı 1 eksi demiş. Olamaz. Bunlar birbirini çeker. B seçeneği de yine birine eksi birine artı demiş. Bu da olamaz. Nötr ve eksi demiş. E, yüklü cisimler nötr cisimleri kendilerine çekerdi. Bu da olamayacak. Ama D seçeneği bir, ikisini de aynı yükle yüklemiş. İkisini de artı söylemiş. O zaman bakın bizim şu ilk ihtimalimiz doğruluyor. Demek ki cevabımız D seçeneği. Devam edelim. Aşağıda yük durumları belirtilen cisimler arasında gerçekleşen etkileşimler verilmiştir. Buna göre verilen etkileşimlerden hangisi yanlıştır? Eksi ve eksi. Aynı cins yükler birbirini iter. Doğru. Artı ve eksi yani zıt yükler birbirini çekecek. Artı ve nötr. Nötr cisimleri artı yüklüler de eksi yüklüler de çekecek. Burada iter demiş ama çeker olması lazımdı. Artı ve eksi zıt yükler birbirini çekecek. Bu doğru. Hatalı olan C seçeneği. Altıncı soruya bakalım. Aşağıdaki B ve G cisimleri arasında anahtar bağlanmıştır. Anahtar iletken bir Cisim bu elektrik devrelerinde kullanılıyor. Burası kapatıldığında yani bu bağlantı, bakın normalde birbirlerine değmiyorlar, ama anahtar bu arayı kapatıyor ve birbirleriyle temas ediyorlar, yani yük alışverişi gerçekleşebilir artık. Cisimler arasındaki anahtar kapatılırsa aşağıdaki durumların hangisi gerçekleşir diyor. Şimdi bir bakalım bunlar nasıl yüklüler. B için baktığımızda bunlar birbirlerini nötrledi. O zaman bakın iki tane artı yükü kaldı. Demek ki B cismi artı yüklüymüş. G için baktığımızda G cismi de eksi yüklüymüş. O zaman B'den G'ye pozitif yük geçerliymiş. Pozitif yükler hareket etmediği için böyle bir şey olamaz. G'den B'ye negatif yük geçer. G negatif yüklü, B pozitif yüklü olduğu için bu fazla olan negatif yüklerini B'ye verecek. Ki yükleri eşitlensin ve aynı cins olsun diye. O zaman B ikinci öncül doğru. B ve G'nin son durumda yük cinsleri aynı olur. Evet çünkü bu aslında anahtar kapatıldığında artık birbirlerine değdikleri için dokunmayla elektriklenmedir. Ve dokunmayla elektriklenmede son durumda yük cinsleri aynı olur. O zaman 2 ve 3 doğru cevabımız oldu. 7. sorudayız. Yük cinsleri bilinmeyen X, Y ve Z yüklü cisimleri yalıtkan iplerle asıldığında aralarındaki etkileşim aşağıdaki şekilde verilmiştir. Buna göre x, y ve z cisimlerinin yükleri aşağıdaki verilenlerden hangisi gibi olabilir demiş. Şimdi x ve y birbirlerini itiyor. Bakın bu bu tarafa gitmek istiyor. Bu da bu tarafa gitmek istiyor. O zaman eğer x artı yüklü ise y de artı yüklü olacak. Çünkü aynı yükler birbirini itecek. Zıt yükler çekiyor. Y, Z'yi kendisine doğru çekmiş. O zaman Z de bundan farklı zıt yüklü olacak. Eksi yüklenecek. Bu birinci ihtimalimiz. Bir de bir ihtimalimiz daha var. O da tam tersi. Yani x e eksi yüklüyse eğer y de eksi yüklenecek. Çünkü x eksi ve eksi birbirini itecek. Z de y'yi çektiğine göre o zaman z zıt yüklü artıyla yük, yüklenecek. O zaman ya mavi yazdığım gibi ya da pembe yazdığım gibi olması lazım bunun son durumdaki yük durumu. Bakalım A seçeneği için. R Ar, eksi artı artı demiş ama biz e, x'in ve y'nin zıt değil aynı yüklenmesini istiyoruz ki birbirini itsin. Ama burada bakın bunlar zıt yüklü demek ki birbirlerini çeker durumdalar ama öyle değil şekil. B seçeneği de gene x ile y'yi zıt yüklü vermiş dolayısıyla bunların birbirini çekmesi gerekir o da olamaz. C seçeneğine bakıyorum x ile y'yi zıt yüklü vermiş evet bunlar birbirini itecek eksi ve eksi olabilir. Z ise X'i Y'yi kendisine çektiğine göre artı yüklü olacak. Aradığımız cevap C seçeneği oldu. Devam edelim. 8. sorudayız. Elektriklenme ile ilgili yukarıda verilen ifadelerin doğru ya da yanlış olduğuna karar vererek ilerlendiğinde hangi çıkışa ulaşılır? Birbirine sürtünen cisimlerden biri diğerine elektron verir. Şimdi sürtünme ile elektriklenme ne oluyordu? Ebonit çubuğu yün kumaşa ya da cam çubuğu ipek kumaşa sürüyorduk. Ve biri diğerine yük veriyordu. O yüzden birisi eksi yüklerini verdiği için kendi pozitif olurken diğeri negatif oluyordu. Demek ki elektron veriyor mu? Evet o zaman doğru. Birbirine dokunan cisimler zıt yükle yüklenir demiş. Ama birbirine dokunan cisimler son durumda aynı cins yükle yüklenir. O zaman bu yanlış olacak. Cevabımız da ikinci çıkış olacak. Dokuzuncu sorudayız. Hmm, çok güzel grafikli bir soru. Bakın hem de burada grafikte yük miktarını bulmayı da görelim. X, Y ve Z maddelerinin temsili yük durumlarını gösteren grafik yukarıda verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Şimdi bakalım X'in yük miktarına bakalım. X'in eksi yük ve aşağısı artı yük. Şimdi X eksi yükte hangi noktada kesişiyor? Bakın 12'den gelmiş. O zaman X için konuşursak 12 tane elektronu var. Yani eksi yükü var. Artı yük nerede kesişiyor? Bakın 8 hizasında kesişiyor. O zaman X'in 8 tane de protonu yani artı yükü var. Son durumda o zaman X dediğimiz şey e, eksi yüklü bir cisimmiş. Y için bakalım. Y'nin 12 tane eksi yükü, 12 tane artı yükü var. O zaman Y nötrmüş. Z için baktığımızda 6 tane eksi yükü, 12 tane de artı yükü var. Demek ki o zaman Z de artı yüklü bir cisim. Şimdi bu bilgilere göre bir çözelim bakalım. X cismi Y cismini çeker. X eksi yüklüydü. Y de nötrdü. Ee, yüklü cisimler nötr cisimleri çekerdi. Doğru. Z cismi Y cismini çeker. Z cismi artı yüklüydü. Y cismi nötr. Ne dedik? Yüklü cisimler nötr cisimleri kendisine çeker. Doğru. X cismi Z cismini çeker. X ve Z'ye bakalım. X eksiydi. Z de artıydı. Zıt yükler birbirini zaten çeker. Bu da doğru. O zaman 1, 2 ve 3 yani hepsi doğru oldu. Adım tarama testi 2'deyiz. Elektrik yük dengesi farklı olan cisimler birbirlerine dokundurulduğunda yük dengesi sağlanana kadar negatif yük geçişi olur. Denge sağlandığında yük geçişi durur. Özdeş nötr, RG ve E cisimleri birbirine dokundurulmaktadır artı yüklü A cismine bağlı olan şekildeki anahtar kapatılırsa RG ve E cisimlerinin yük durumu aşağıda verilenlerden hangisi olur? Şimdi A cismi artı yüklü. Burayı kapattığımızda ne olacak? Artı yük geçişi olmadığı için buradaki cisimlerden yani bu nötr cisimlerden buralara elektronlar geçecek. Elektron verdikleri için bunlar artıyla yüklenecekler. Bu da zaten artı yüklüydü. O zaman son durumda ne olacak? Hepsi artı yükle yüklenmiş olacak. İkinci sorumuza bakalım. Cisimlerde artı eksi yük dengesi varsa cisim nötr olur. Nötr x cisminin negatif yük ile yüklenmesi sırasında x cismi negatif yük vermiş olabilir. Şimdi nötr ise eğer burada buradaki artı ve eksi yük sayılarını öyle. E, tahmini yazıyorum. Yani birbirine eşit olduğunu biliyorum. Ama böyle iki tane artı iki tane eksisi olduğunu varsayalım. X'in de e, iki tane eksi yük olduğunu varsayalım. Şimdi buradaki nötr cisim zaten nötr halde. Bu artı bu eksiği, bu artı bu eksiği tutacak. Dolayısıyla bu herhangi birine veremeyecek. Ama eksi yük ne olacak? Buradaki artı yük, buradaki eksi yükü çekmek isteyecek. O zaman bu buraya eksi yük vermiş olacak. Burası eksi yük alırsa zaten nötr haldeydi. Artı ve eksi sayısı eşitti. Ne olacak? Bir tane daha eksi gelirse bu nötr cisim eksiyle yüklenecek. Eksi yüklü cisim bir sürü eksi yükü vardı. Bir tanesini verse de ne olacak? Son durumda gene bu da eksiyle yüklenmiş olacak. O zaman x cismi negatif yük vermemiştir. Negatif yük almıştır. Bu yanlış. X cismi negatif yük almış olabilir. Evet olabilir. X cismi pozitif yük vermiş olabilir. Yine söyleyeceğim pozitif yükler alınıp verilmez. Onlar çekirdektedir, sabit dururlar. O zaman yalnız 2 yani B seçeneği e, olmuş olabilir. Doğru. Üçüncü sorudayız. E, L cismi sabit tutulurken yüklü K ve M cisimlerinin denge durumu yukarıda gösterilmiştir. Buna göre K, L ve M cisimlerinin yük durumu aşağıda verilenlerden hangisi olamaz? Bakın bize ne K'nın ne L'nin ne de yüklerini vermiş. Hiçbirinin hangi yük olduğunu bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz. L buraya sabitlenmiş. Yani hareket edemiyor. L burada sabitse K bu tarafa doğru hareket etmiş. Demek ki L K'yı itmiş. O zaman K ve L aynı cins yükle yüklenecek. Yani biri artıysa diğeri de artı. Biri eksiyse diğeri de eksi. Şimdi L burada sabit. M buna doğru hareket ediyor. O zaman M için şunu söyleyeceğim. K ve L aynıydı. L ve M de zıt cinsle yüklenecek, zıt yükle yüklenecek. Ya da e, L'nin artık yüklü olduğunu biliyorum çünkü K'yı itiyor. Ama M ya da bir ihtimal daha var, nötr olabilir. Çünkü nötr cisimlerde yüklü cisimler tarafından çekiliyordu. Şimdi bakalım hangisi gibi olamaz diyor. K artı L artı K ve L'nin aynı cins olmasını istiyorduk zaten doğru. M'de ne dedik? L ile zıt yüklü ya da nötr olacak. L'den zıt ya da şey değil ama nötr olduğu için A seçeneği olabilir. B seçeneğine bakalım. K ve L aynı cins demiştik. İkisi de eksi yüklenmiş o zaman olur. M'de nötr olacak ya da L ile farklı bir cinsle yüklenecek dedik. Bu da olabilir. C'ye bakalım. Yine K ve L bakın aynı cins demiştik. Aynı cinsle yüklenmiş. M de L ile zıt yükle yüklenecekti. Biri artı diğeri eksi zıt yüklenmiş. Bu da olabilir. D seçeneğine bakalım. K ve L aynı cins olacaktı ama K ve L bakın zıt yüklenmiş. Eğer böyle olsaydı bunlar birbirlerini çekerlerdi. Çekmediklerine göre böyle olamaz. O zaman D seçeneği yanlış oldu. Dördüncü soruya bakalım. Cisimlerin elektriklenme olayları sürtünme, dokunma ve etkiyle elektriklenmedir. Şekildeki nötr x ve y cisimleri iletken olup negatif yüklü bir küre şekildeki gibi cisimlere yaklaştırılıyor. Buna göre x ve y cisimlerinin yük dağılımları nasıl olur? Şimdi buraya sadece etkiyle elektrikleniyor yani herhangi bir yük geçişi yok alışveriş olmayacak. Buranın nötr olduğunu biliyoruz. Eğer nötrlerse şöyle bir şey olabilir. Ne olacak? 3 tane daha. Hatta şöyle 2 2 yapayım da eşitlik olsun. Nötrlerse eğer ne olacak? Artı yük ve eksi yük birbirine eşit olacak. O zaman Bakın artı ve eksi yükler birbirine eşit. Etkiyle elektriklenmede buraya bir eksi yüklü cisim yaklaştırdığımda buradaki elektronlar yani protonlar ve elektronlar yer değiştirecek. Hani alışveriş yok ama nasıl yer değiştirecekler? Bu eksi yük artı yükü kendisine doğru çekecek. Aynı cins yükler birbirine itiyordu. O zaman bu eksi buradaki eksiyi itecek, bu da bu tarafa gelecek. Yani son durumda buradaki yük dağılımı toplam yük sayıları eşit olacak, hala nötr olacaklar ama eksi yük artıları kendine çekti, eksileri itti. Bakın iki tane artı, iki tane eksi. Nötr mü? Evet nötr. Ama yüklerin dağılımı nasıl oldu? Artı yük bu tarafa çekilirken eksi yük diğer kutuba itildi. O zaman nasıl olur diyor? Hangisi gibi oluyor bakın A seçeneğinde eksi eksi çekemeyeceği için eksi yükler burada birikemez o yüzden olamaz B seçeneği de aynı şekilde eksi yükler burada e, toplanamaz çünkü eksi yük eksi yükü itmek isteyecek C seçeneğinde artı yükler evet bu köşeye çekilirler ama buradaki kısım nötr olamaz çünkü bu cismin en başta nötr olduğunu biliyorum. O zaman burada artı yükler var burası da nötr bunlar nasıl yani burada eğer nötr ise artı ve eksi Son durumda bakın artı yük fazla. Bu cisim artık nötr değil de artı yüklü oluyor. Dolayısıyla bu da olamaz. Ama D seçeneğine bakın. Buradaki eksi yüklü cisim artı yükleri kendisine doğru çekti. Eksi yükleri de itti. Ama toplam yük miktarına baktığımda 2 tane artı 2 tane eksi. Yani sıfır. Yani nötr. O zaman D seçeneği gibi olması gerekir. Devam edelim. Beşinci sorudayız. Cisimler yük miktarları eşitse cisim yüksüz yani nötr olur. Eksi yük miktarı fazlaysa negatif yüklü, artı yük miktarı fazlaysa pozitif yüklü olur. Yüklü cisimler arasında eksi yükler hareket ederek cisimlerin elektrik durumlarını değiştirirler. Aşağıdaki değişimlerden hangisi doğru gösterilmemiştir diyor. A seçeneğine bakalım. Buradaki cisimlerin hiçbiri birbirine değmiyor. Yani burada bir etkiyle elektriklenme var. A cismi artı yüklüyse Zıt yük olan eksi yükleri kendine yakın olan tarafa doğru çekecek. Aynı yüklü olduğu artı yükleri de kendinden en uzak noktaya doğru itecek. O zaman bu görüntü doğru. Diğer e, yanındaki nötr dizisinde bu köşe yani bu kürenin bu tarafı artıyla yüklendiği için artı yükler kendisiyle aynı olan artı yükleri olabildiğince en uzak noktaya itecekler. Eksi yükleri de en yakınına çekecekler. Dolayısıyla A seçeneğindeki gösterim doğrudur. B'ye baktığımızda buradaki üç küre de birbirine temas ediyor, değiyor. O zaman bunların hepsinin son durumdaki yük miktarları eşit olmalı. Öyleler mi bakalım. Burada mesela birinci küre nötr halde. 3 tane artı, 3 tane eksi yükü var. Ortadaki küreye baktığımızda şunlar birbirlerini götürecekler. 2 tane negatif yükü var. Demek ki ortadaki küre eksi yüklü. En sağdaki küreye baktığımızda da bu da nötr. Böyle bir gösterim olamaz. Çünkü bunlar birbirlerine temas ettikleri için üçünün de yük toplam yük durumları birbiriyle aynı. Aynı cins yüklenmeleri lazım. Yani bu aradaki eksi yüklüyse bunların da eksi olması lazım ama nötr durumdalar. Dolayısıyla B'deki gibi bir gösterim doğru değildir. Aradığımız cevap bu. Diğerlerine de bakalım. Bakın burada da gene etkili elektriklenme var. Herhangi bir temas ya da sürtünme yok. O zaman ne olacak? Artı yükler zıt yükü olan eksileri kendine yakın tarafa çekecek. Artıları da en uzak noktaya çekecek. Bu gösterim de doğru. Buraya geldiğimizde bakın bunlar birbirine değiyor. Temas ediyor. Ve ikisi de eksi yükle yüklenmiş. Aynı cins yükle yüklenmiş. Doğru. Aynı zamanda burası artı yükle olduğu için etkiyle elektriklenmeden dolayı buradaki artı yükleri kendine doğru çekecek. Eksi yükleri de en uzak noktaya itecek. Dolayısıyla D'deki gösterim de doğru. Altıncı soruya geçelim. Elektriklenme ile ilgili yukarıda verilen ifadeler, ifadelerin doğru ya da yanlış olduğuna karar vererek ilerlendiğinde hangi çıkışa ulaşılır? Cisimler birbirinden uzaklaştığında etki ortadan kalkar. Evet, yani cisimler birbirine yaklaştırıldığında etkili elektriklenme oluyordu. Biz bunları birbirinden uzaklaştırırsak etkili elektriklenme de azalacak. Daha da belli bir uzaklıktan sonra da bitecek. Nötr cisimler birbirine dokundurulduğunda cisimler arasında yük alışverişi olmaz. Nötr cisimler birbirine dokundurulduğunda artı ve eksi yük sayıları birbirine eşit olduğu için herhangi bir yük alışverişi olmaz. Dolayısıyla burada birinci çıkış yani A seçeneği doğru olacak. Geldik 7. sorumuza. Elif arkadaşı Eda ile cisimleri elektrikleme oyunu oynuyor. Elif Eda'ya hangi malzemeden yapıldığını söylemediği iki ayrı çubukla iki ayrı kumaşı birbirine sürterek elektriklenmeye neden oluyor ve aşağıdaki görseli çizerek Eda'ya gösteriyor. Daha sonra Elif Eda'ya çubuklar ve kumaşlar hakkında aşağıdaki bilgileri veriyor. K çubuğundan L kumaşına elektron geçmiştir. N kumaşından M çubuğuna elektron geçmiştir. Buna göre cisimleri elektrikleme oyununda kullanılan kumaş ve çubuklarla ilgili İfadelerinden hangileri doğrudur diyor. Şimdi K çubuğundan L çubuğuna elektron geçmişse, K L'ye elektron verdiyse K artı ile yüklenecek çünkü eksi yük sayısı azalacak. L de eksi ile yüklenecek çünkü dışarıdan eksi, e eksi yük aldı. O zaman yazalım bir K'nın artı L'nin de eksi olduğu durumu. İkinci durumda da N kumaşından M çubuğuna elektron geçmiştir. O zaman N kumaşı elektron verdiğine göre artı yüklenecek. M çubuğu da elektron aldığına göre eksi yüklenecek. O zaman M çubuğu eksi yüklenirken N kumaşı da artı yüklenecek. Biz ne biliyorduk? E, ee, ebonit çubuk ve yün kumaş, cam çubuk ve ipek kumaş birbirlerine sürtünmeli elektriklenme yapıyorlardı. Demiştik ki camda yani çubuk olarak camın içinde A harfi olduğu için A'dan artı aklınıza kalsın. Kaç çubuğu artı yüklendiğine göre K çubuğu cam olabilir. Aynı şekilde L kumaşı eksi yükleniyorsa ipek ipeğin içinde E harfi var demiştik. Eksiden aklınızda kalsın. O zaman bu da e, ipek kumaştır. Buraya geldiğimde E eksi yüklenen çubuk E ile başlıyor. Ebonittir demiştik. Aynı şekilde e, diğeri de artı ile yüklenecek. O da yün kumaş olacak. Şimdi bakalım hangileri doğrudur diyor. K çubuğu ebonitten yapılmış olabilir. K çubuğu artı yüklendiği için ebonitten yapılmış olamaz çünkü ebonit çubuk eksiyle yüklenir. Dolayısıyla bu hatalı. M çubuğu ebonitten yapılmışsa N kumaşı yünden yapılmış olabilir. Evet doğru. L kumaşı ipekten yapılmış olabilir. Bakın L kumaşı eksi yüklendiği için ipekten yapılmıştır. O zaman 2 ve 3 yani C seçeneği doğru olacak. Pozitif yüklü D küresi ile negatif yüklü M küresi arasındaki anahtarın kapatılmasıyla verilenlerden hangileri gerçekleşir? Şimdi burayı kapattığımızda buradaki artı yükler sabit ama buradan buraya ha ne olacak? Eksi yük geçişi olacak. Ne zamana kadar bu yük geçişi olacak? İkisinin de aynı cins eşit miktarda yükü olana kadar. O zaman son durumda her ikisi de negatif yükleme yüklenir. Evet, Son durumda her ikisi de pozitif yüklenebilir mi? Hayır, yüklenemez. Çünkü bu buraya elektron verdiğinde ne olacak? Burasındaki elektron sayısı artacak. Önce nötrlenecek, sonra da eksi yükle yüklenecek. Çünkü eksi yük sayısı bakın 1 2 3 4 5 6 7 tane eksi yük var. 4 tane de artı yük var. O zaman artı yük miktarı daha az olduğu için eksi yük son durumda ikisi de eksiyle yüklenecekler. Dolayısıyla ikinci öncül hatalı. Son durumda küreler birbirine itme kuvveti uygular. İkisi de aynı cins yükle yüklendiği için birbirlerine itecekler. O zaman 1 ve 3 yani B seçeneği doğru olacak. Birinci soruyla başlayalım. Aşağıdaki cümlelerdeki ifadeler doğruysa doğru kutucuğunu yanlışsa yanlış kutucuğunu işaretleyiniz. Aynı cins elektrik yükleri birbirine iter. Artı yüklü cisimler artı yüklü cisimleri iter eksi yüklü cisimler de eksi yüklü cisimleri iter. Dolayısıyla aynı yüklü cisimler birbirlerini iter doğru bir ifade. Yüklü cisimler nötr cisimleri çeker. Evet, artı ya da eksi fark etmeksizin nötr cisimleri kendilerine doğru çekerler. C'ye bakalım. Zıt yüklü cisimler birbirini çeker demiş. Zıt yüklü yani birinin artı, birinin eksi olduğu durum. Bunlar birbirlerini çeker mi? Evet, çeker. Doğru. Nötr cisim üzerinde hiç elektrik yükü olmayan cisim demektir. Hayır yanlış. Nötr cisim artı ve eksi yük sayısı birbirine eşit olan cisim demektir. Sürtünme ile elektriklenen cisimler aynı yükle yüklenirler. Sürtünme ile yüklenenler kimlerdi? Mesela ipek kumaşla cam çubuktu ya da ebonit çubukla yün kumaştı. Bunlar aynı yükle mi yükleniyorlardı? Bir artı, diğeri eksi yüklenecek. Yani bu artı, bu eksi olacak. O zaman aynı değil de zıt yükle yüklenecekler. Dolayısıyla yanlış oldu. Dokunmayla elektriklenen cisimler ya nötr ya da aynı cins yüklü olurlar. Dokunmayla elektrikleniyorsa eğer iki cisim ikisi de nötr olabilir, ikisi de artı, ikisi de eksi olabilir. Ama biri eksi biri artı olamaz. Dolayısıyla bu ifade doğru olacak. Üzerinde negatif yük miktarı pozitif yük miktarından fazla olan cisimler negatif yüklü olur. Negatif yük pozitif yükten fazlaysa bu cisim doğal olarak negatif yüklü olacak. Negatif yüklü cisim nötr cisme dokundurulursa her ikisi de nötr olur demiş. Hayır negatif yüklü cisimden nötr cisme elektron geçecek. Son durumda ikisi de e, negatif olacak. O zaman bu yanlış. Büyüklükleri aynı olan ve birbirlerine temas eden iletken nötr küreler pozitif yüklü bir cisme dokundurulursa hepsi pozitif yükle yüklenir. Büyüklükleri aynı ve birbirine temas eden şöyle bir anahtar çizelim. Nötr küreler yani artı eksi artı eksi pozitif bir cisme dokundurulursa hepsi pozitif yükle yüklenir. Şimdi dokunma ile elektriklenmede Buradaki eksiler buradaki pozitif cisme geçecek. Dolayısıyla buna elektronunu verdiği için bunlar pozitif yüklenecek. E bu da zaten pozitifti. O zaman son durumda üçü de pozitifle yüklenir. Doğru. İkinci soruya bakalım. Yalıtkan iplerle asılı K, L ve M cisimlerinin denge konumları yukarıda verilmiştir. Buna göre K L ve M'nin yük durumları aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diyor. Şimdi bakalım. K ve L birbirlerini itmiş. Aynı cins yüklü e cisimler birbirine iterdi. O zaman K artı yüklüyse, tamamen uyduruyorum. L de o zaman birbirini ittiğine göre artı yüklü olacak. Bakın L bu tarafa gelmiş. Çünkü K onu itiyor. M de bu tarafa gidiyor. Yani bunlar birbirlerini çekmiyorlar. O zaman L artı yüklüyse M de artı yüklü olacak. Yani buradaki 3 cisim de aynı yükle yüklenmiş olacak. Artı bir ihtimaldir. Eksi yüklüyse eğer K, L de eksi yüklenecek. L, M'yi ittiğine göre M de eksiyle yüklenecek. Bakalım hangisi gibi olabilir? K artı L nötr oldu, olsaydı eğer yüklü bir cisim nötr cismi kendine çekecekti. Ama şekil öyle değil. Dolayısıyla bu olamaz. Aynı şey B seçeneği için de geçerli. 1 Biri eksi 1'in ötürü olamaz. Çünkü çekerdi kendine doğru. C seçeneğinde K eksi L eksi verilmiş. Bakın bunlar birbirlerini itiyor. Olabilirler. M de eksi verilmiş. Çünkü o da onu itiyor zaten. Zıt, yani aynı yükle yüklenmesi lazım. O zaman cevap C seçeneği olacak. Üçüncü soruya bakalım. Eksi yüklü M küresi. Yalıtkan sapından tutularak nötr K ve L kürelerine dokunduruluyor. Buna göre yük durumları aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Şimdi bunlarda artı ve eksi yükler var. Burada da eksi yükler var. Buraya birbirlerine dokundurulduğunda mesela M, L'ye dokundurulduğunda buradan eksi yük geçecek. Son durumda L artık eksi yüklenecek. Daha sonra K'ya dokundurulduğunda buradaki eksi yüklerden biri K'ya gelecek. Zaten artı ve eksi yükleri eşitti. Son durumda fazladan bir eksi yük geldiğinde K da artık son durumda eksiyle yüklenmiş olacak. O zaman zaten dokunma ile elektriklenmede cisimler aynı yük yüklenirdi. Hepsi eksi yüklenecek. Aradığımız cevap A şıkkı oldu. Dördüncü soruya bakalım. Pozitif yüklü X cisminin negatif yük ile yüklenmesi için pozitif yük vermeli. Pozitif yükler alınıp verilmez. Dolayısıyla bu olmaz. 2'ye bakalım negatif yük almalı. Bu X cismi dışarıdan elektron alırsa ne olacak? Önce nötr, sonra da eksi yüklü olacak. O zaman negatif yük almalı. Doğru. Negatif yük vermeli demiş. Negatif yük verirse içinde bulunan eksi yükleri dışarıya verirse kendisi iyice artı yüklenir. Dolayısıyla bu olmaz. Hangisi olabilir diyor? Yalnız 2. A seçeneği olmalı. Bu adımın da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu adımın konu bölümünün sonuna geldik. Şimdi çalışma defterinde bu adıma karşılık gelen soru bankasındaki konu testlerini çöz ve takıldığın soruların çözümlerine sınav video çözüm uygulamasından bak. Uygulamayı henüz indirmediysen açıklama kısmındaki linkten hemen indirebilirsin. Bir sonraki adımda görüşmek üzere.